Sonbahar ve kış mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gözler ekili tarım arazilerine çevrildi. Uzmanlara göre yağmur yağışının istenilen miktarda gerçekleşmemesiyle toprak susuz ve nemsiz kaldı. Kış mevsiminde ekili tahılları yorgan misali örten kar yağışlarının neredeyse hiç olmayışıysa tarlalarda farelere açık davetiye verdi. İklim değişikliğinin oluşturduğu sorunlara başa çıkmaya çalışan çiftçiler ise gözlerini Nisan ayında yağması beklenilen bahar yağmurlarına dikti. Arpa, buğday ve nohut gibi tahıl ürünleri üreten çiftçi Harun Çalış yaptığı açıklamada yağışların olmaması nedeniyle korktuklarını ifade etti. Eskiden şimdi bu aylarda şu derede su akardı başarı çarır. Şimdi bir derem su yok burada. Yani Nisan'da yağarsa, Mayıs'ta da yağarsa kurtarı. Sadece geçen sene ne oldu? Muz olmadı. Sıcak kışı bir hava. Nisan'da, Mayıs'ta yağacak yağmuru bekliyor bütün çiftçiler. Karın altında yatması lazım bu ekin. Ama yatmadı bu sene. Tabii yorgan, ekinin yorgan olur kar. Fare çok bu sene. Sınır dipleri ve komple fare. Bak burada bek yok da. Bazı illerde şimdi kar yağmadan oluyor fare diye. Evet, fare dışarı çıkıyor şimdi. Buralarda her tarafı karıştırıyor. İşte Cenab-ı Allah verirse, rahmet verirse gübremizi atacağız. İlacımızı yapacağız. Şimdi mesela gübremizi aldık. İlacımızı da aldık ama rahmet olmadığından dolayı şimdi ne gübre atabiliyoruz ne ilaç yapabiliyoruz yani. Yani yapacağımız bir şey yok yani. Sulama desen sulama yok yani, su yok. Kendimize içmiyor suyumuz yok köyümüzde. Tarım yazarı Mine Ataman'sa yaptığı konuşmada gelecek 20 gün içerisinde hava sıcaklıklarının daha da artması halinde ekili tahıllar için tehlike çanlarının çalacağını kaydetti. Önümüzdeki 20 gün içerisinde hava sıcaklıkları daha da artarsa şu anda tam da böyle hani kardeşlenme zamanına geliyor tahılların. Çünkü bunlar Kasım ayında ekildiler, büyüme aşamasındalar. Kuraklık olursa ciddi anlamda verim kaybı demek bu. Bu anlamda da çiftçi şu anda yağışları bekliyor. Bir taraftan da çünkü kar da yağmamıştı. Şu anda çiftçiler aslında yağmuru bekliyorlar. Zamanında yağması gereken yağmuru bekliyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi aslında bir miktar yavaş yavaş havaların ısınmasıyla beraber topraktaki o uzun zamandır muhafaza edilen nem de gitmeye başladı. Nem gittiğinde de kurumaya başlıyor. Kuruyunca da tabii kökler stres yaşıyor. O stresle beraber de aslında verimi düşüyor. Kalitesi düşüyor. Arpadaki ve buğdaydaki protein değerleri düşüyor. O yüzden de şu anda çiftçinin gözü kulağı aslında önümüzdeki dönemde. Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik ise yaptığı açıklamada tahminlere bakıldığında Mart, Nisan ve Mayıs ayı boyunca yurt genelinde yağışların mevsim normalleri civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Bizim uzun vadeli tahminlerimiz aslında kısa vadelilere göre tabii tüm dünyada olduğu gibi tutarlılığı biraz daha düşük. Ancak şu an için baktığımızda Mart, Nisan ve hatta Mayıs ayında yağışların normalleri civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ancak tabii özellikle haftalık raporlarımızı bir hafta önceden ya da günlük raporlarımızı mgm.gov.tr adresinden takip etmekte fayda var. Ayrıca burada yine aylık tahminlerimiz de görünüyor. Bu gerçekleşen uzun vadeli tahminlere baktığımızda Mart, Nisan ve Mayıs ayı boyunca yurt genelinde yağışların genellikle mevsim normalleri civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ancak sıcaklıklar önümüzdeki 3 ay boyunca da yine mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşecek ve yurt genelinde özellikle Mart ve Nisan ayında mevsim normallerinin oldukça üzerinde sıcaklıklar yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Türkiye geçtiğimiz yıl buğdayda 22 milyon tona yakın rekolte elde etmişti. Uzmanlara göre çiftçinin gözünü diktiği yağmurlar gerçekleşirse aynı rekolte değerlerine ulaşılması bekleniyor.